Pelin. Deniz, ne yaptın sen? İsteyerek olmadı. Özür dilerim. Pelin, sen iyi misin? Gerçekten Pelin'i isteyerek gitmedim. Bir an kendimi kaybettim işte ya, özür dilerim. Deniz, lütfen konuşma. Kes sesini. Zaten bunun hesabını da soracağım sana. Pis yılan, ne olacak? Özgür, Deniz doğru söylüyor, ben de gördüm. Sen ne karışıyorsun ya? Sana soran oldu mu? Mehmet, sen de sus lütfen. Hadi. Biz Mediko'ya gidelim. Pelin, sakın bir daha adım ağzına. Fena, ne oluyor? Kim bu beyefendi? Vallahi en iyisi sana bunu Diloş açıklasın. Diloş mu? Aynen. Çünkü Harun Bey'i yakından tanıyan kendisi. Diloş? Dur baba dur. Hiç endişelenme. Diloş'un numara yapıyor. Kalk bakalım Diloş. Boşuna uğraşma, artık yolun sonuna geldi. Yeter ama. Biri burada ne döndüğünü bana anlatsın. Çabuk. Celal Bey. Galiba Diloş size anlatmadı. Ben Diloş'un sizden önce ağına düşürdüğü adamım. Ne? Diloş? Amma gün oldu ya. Vallahi canım çıktı. Şimdi güzel bir çay demleriz. Üstüne bir de ayaklarımızı uzattık mı? Tamam. Siz takılın gençler. Ben çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Pelin'i mi göreceksin? Ya yok. Bir iki arkadaşım var. Eskilerden, onlarla buluşacağım. Eski bir iki arkadaş. Ulan senin benden başka arkadaşın mı var? Ay Ozan, rahat bıraksana çocuğu ya. Yani onun bizden başka da bir hayatı var değil mi? Evet abi. Hem bu ne böyle ya? Yine yapışık üç yüze bağladık, farkında mısınız? Sizin yine bugün ikinizde bir haller var ama neyse, hadi bakalım. Vallahi yok bir şey abicim. Her neyse. Ben yukarı çıkıyorum. Üstümü değiştirip oradan da çıkacağım. Siz bakın keyfinize. Aa! Tanımıyorum dedim ya Celal. Diloş. Senin adetin bu zaten. Yolduğun adamları tanımazlıktan gelirsin. Lütfen dinleme bunları Celal. Yalan söylüyorlar. Derhal bir açıklama bekliyorum Diloş. Baba, ben açıklayayım. Bizim Diloş'un huyu buymuş. Zengin adamları kendine aşık edip daha sonra malını mülkünü alıp kaçmak. Doğru değil, değil mi bu Diloş? Lütfen, yalan söylüyorlar be. Celal, bırak Harun Bey her şeyi açıklasın. İnanın doğru Celal Bey. İftira atıyorsunuz. Sizden önce aynı şeyleri ben de yaşadım. Hayır. Hayır, ben buna inanmam. İnanamam. Harun Bey,
Şu fotoğrafları gösterir misiniz lütfen? İnanmayacağınızı bildiğim için fotoğrafları yanımda getirdim. Diloş'ta Kemer'deki tatil fotoğraflarımız. İşte buyurun. Dağısı da var baba. Bizim Diloş Harun Bey'i batırmış. Daha sonra da konuşmasın diye senetleri alıp kaçmış. Evet Celal, bak senetler de burada. Hemşire Hanım, ciddi bir şey yok değil mi? Merak etmeyin, ufak bir açılma sadece. Dikişe bile gerek kalmadı. Şunu da yapıştırdık mı? Tamam. Sağ olun. Geçmiş olsun. O taşra faresini bir elime geçirsem yapacağımı biliyorum ama. Pelin lütfen, kız isteyerek yapmadı sonuçta. Özgür saldırdı bana ya, görmedin mi? Siz ne yapıyorsunuz burada? Pelin. Ne oldu kızım annene? Kim yaptı? Bunu o sevgili kızın Deniz'e sor. Allah Allah. Ne oldu diyorum ya? Sana ne? İyi olup olmaması çok umurunda sanki. Bana bak. Düzgün konuş. Böyle bir tartışmanın ne yeri ne de zamanı. Söylesene kızım ne oldu? Kim yaptı bunu? Kim mi yaptı? Senin kızın yaptı baba. Öz kızın. Meş, ben gerçekten Pelin'i isteyerek gitmedim. Öyle bir an kendimi kaybettim işte. Tamam. Üzme kendini bu kadar. Hem senin yerinde kim olsa sinirlenirdi. Hem zaten o kadar çok üzerime geldi ki ben zor dayandım. Sonra da... Biliyorum canım, biliyorum. Hem Pelin'e de bir şey olmadı zaten. Şimdi çok sinirli ya, ondan abartıyor işte. Her zamanki Pelin yani. Neden benim hayatımda her şey kötü gitmek zorunda? Denizciğim, yapma böyle. Bak beni de üzüyorsun. Şu halime bak ya. Allah kahretsin. Geçecek canım, geçecek. Hepsi geçecek. Bak, ben hep senin yanındayım. Tamam. Şimdi ne lazım bize? Bak şimdi dönürüm. Bir su dolu kap, kepçe, bıçak, ekmek, bir de çarşaf. Onlar tamam say. Başka? Bir de piknik tüpü. Tamam, kömürlük de var. Aa, dur sen çıkma böyle, banyolusun. Suna getirsin. Suna! Suna! Efendim? Gel. Yavrum, kömürlükteki küçük tüpü getir. Ne yapacaksınız tüpü? Lazım kızım, sen getir. Ay ne oluyor bugün size? Bunlar ne? Bak, bunlar üzerlik kızım. Aha, bu da kurşun. Ne olacak şimdi bunlar? Yavrum, üzerlik bu işte yakılacak. He, kurşun da dökülür. Başka ne yapılır? İyi de nereden çıktı şimdi bu? Kız,
Senin nişan neredeyse bozuluyordu. Baban desen kaza yapacaktı. Çok nazara geliyoruz, çok. He, ama evelallah önlemini alacağız. Bunlar çok ilmi şeyler kızım. He, çok ilmi evet. Yavrum neyse ne, kesinlikle yapılması gerekiyor bunların. Sen git tüpü getir. Sana soruyorum, sana. Bunlar doğru mu dedim, doğru mu? Celal, her şeyi açıklayacaktım. Bak, evet bundan önce çok hata yaptım ama sen... Ama sen başkasın diyeceksin, öyle mi? Yemezler güzelim, kimse inanmaz artık bunlara. Kim bilir Harun Bey'den önce kimleri soydun? Annem haklı. Yok güzellik salonu, yok araba. Bunların hepsi mamülk içinde. Kapatın çenenizi. Celal, bak iki dakika yalnız kalalım, her şeyi açıklayacağım. Yeter! Kes sesini! Siz yine de çok şanslısınız Celal Bey. En azından sırtınızı yaslayacağınız bir karınız da oğlunuz var. Harun Bey, buyurun senetlerinizi. Gerçekleri ortaya çıkarmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne olur dinle beni. Yeter! Celal anlatacaktım. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin! Çocuklar, siz beni yanlış anlıyorsunuz. Siz ikiniz de benim göz bebeğimsiniz. Ben sizi canımdan çok seviyorum. Bizim hiçbir şeyi yanlış anladığımız yok, tamam mı? Her şey apaçık ortada işte. Pelin'cim. Nasıl oldu bilmiyorum ama ben Deniz adına senden özür dilerim. O da bunun yanlış olduğunu anlamıştır herhalde. Bakın zor bir dönemden geçiyoruz. Onun için hepimizin... birbirine karşı biraz daha anlayışlı olması gerekir. Neye karşı anlayışlı olacağız? Yalanlarına mı? Sen bize ihanet ettin. Sana bakınca bu adam benim babam olamaz diyor. Ben kimseye ihanet etmedim. Ve ben tabii ki hala senin baban. Yani... hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Farkında değil misin? Benimciğim bak. Sakın. Sakın konuşma. Şimdi o sevgili kızına git. Bizi de rahat bırak. Benimciğim. Özgür. Ben çıkıyorum. Güle güle. Ozan nerede? Banyo yapıyor. İyi. Vay vay vay.
gerçekten. Hatta ben de dışarı çıkayım, biraz dolaşayım, hava alayım. İyi, hadi. Sen yanlış yapmadın baba. Sen sadece çok iyi bir insansın. Ben Dilhoş'u dünyanın en tatlı kadını zannetmiştim. Ona aşık oldum. İnandım. Ama değilmiş işte. Ya bak bunu öğrendiğimiz ne kadar iyi oldu. Ya hiç öğrenemeseydik. Şu dünyada insan sevgiyi, aşkı bu yüzden kötüye kullanabiliyorsa... Allah kahretsin böyle dünyayı. Baba. Sen hiç merak etme. Bak göreceksin. Onu da birlikte yaşayacağız. Benim aslanım. Canım benim. Hatta anından onun için Antalya'ya kadar gittim. Ama senetler. Senetler yüzünden onu ikna edemedim. Sen ciddi misin? Ah be çocuğum, neden o zaman bana her şeyi anlatmadın? Sana her şeyi anlatmaya çalıştım baba. Ama ben hiç tanımadım ki. Aşk gözünü kör etmişti. Ama ne yapayım? Sevmenin neresi yanlış benim hala aklım almıyor. Ben hiç usanmayacağım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış güzelim. Çantamı da sen çaldırdın değil mi? Aynen öyle. Kiminle uğraştığını anlamışsındır artık. Allah'ın belası. Çekil çadı! Az bile yaptım sana. Ben o senetleri almasaydım sen Celal'e kim bilir daha neler yapmıştın. Senin gibi başkalarıyla karıştırmayacağım kesin. Kes sesini. Bana bak. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sen boyun kadar oğlundan utanmadan başka adamların peşinden giden adi kadının tekisin. Bana bak. Doğru konuş. Yoksa senin için çok kötü olur. Yok canım. Kolaydı. Çabuk çık git bu evden. Defol. Sen kimin elinden kimi kovuyorsun ya? Unuttun galiba. Bu ev artık senin değil. Celal sana çoktan tekmeyi bastı. Öyle mi? E artık sana da tekmeyi basacak. Anneciğim ne oldu, iyi misin? İyiyim canım. Dalmışım. Acıktın mı, yemek hazırlayayım mı sana? İstemiyorum, acıkmadım. Hoş geldiniz. Merhaba anneciğim. Pelinciğim. Ne oldu başına? Ne olacak? Taşrı faresi yaptı. Deniz mi? Evet anneciğim, Deniz. Okulda beni itti. Ben de düşüp kafamı yere çarptım. İnanmıyorum. Doğru mu Özgür? Doğru söylüyor anne. Bahçede tartışıyorlardı. Pelin Deniz'e saldırdı. Deniz de kendini savunmak için Pelin'i itti. O da başını çarptı. Ana kız ne yapıyor bunlar ya? Dikiş atıldı mı bakayım? Yok anneciğim. Dikişe gerek yokmuş.
Yani ikisini de şu anda bir kaşık suda boğabilirim. Ailemizi dağıttıkları yetmiyormuş gibi bir de saldırmaya başladılar. Abla, Deniz abla seni dövdü mü? Kimsenin kimseyi dövdüğü yok Efe ya. Bilip bilmeden konuşma sen de. Pelin tamam. Beğendin mi yaptığını? Neyse artık. Olan olmuş. Benim sizinle konuşmak istediğim başka bir şey var çocuklar. Ailemdeki herkesin hayatı bu kadar fenayken benim iyi olmam ne garip değil mi? Ya öyle. Aslında genelde tam tersi olurdu. İyi ki varsın. İyi ki aramız düzeldi Banu. Çok özledim. Ben de seni. Vay vay vay. Bunu sana. Sen bana kadar güzel giyinmişsin böyle. Yok canım, ben her zaman gibi giyinmiştim. Yok, çok yakışıklı gözüküyorsun. Cesaret edemediklerini. Her şeyin gerçekleşebildiği o büyülü dünyanın anahtarıdır yalan. Yaptığımız hataların örtüsüdür yalan.
söyleyeceklerimizi yalvarsak da bize bağışlamayan karanlık bir gerçektir yalan. Geriye sonsuz bir hiçliği sana hediye diye bırakan merhametli bir gecedir yalan. Evet anne, seni dinliyoruz. Bu son olaylar beni çok sarstı. Sizi, 20 yılı aşkın evliliğimi ve geride bıraktığım hayatı uzun uzun düşündüm. Ben bir karar aldım çocuklar. Ne kararı? Evet anneciğim, ne kararı? Babanızdan ayrılmaya karar verdim. Bu kararı almak benim için de çok zor oldu. Kalbimin ve mantığımın sesini dinledim. Başka çıkar yolu da bulamadım. Babamla ayrılıyor musunuz anne? Babam artık bizimle yaşamayacak mı? Evet canım. Baban artık bu evde yaşamayacak ama sen istediğin zaman görebilirsin. Hayır, göremeyeceğim. Siz ayrılınca yanında olmayacak. Ben babamı istiyorum. Sen babandan ayrılmıyorsun ki. Ne zaman istersen yanında olacak. Hayır, olmayacak. Siz ayrılınca yanımda olmayacak. Ben babamı istiyorum. Efe! Efe! Ablacığım! Kaynaşanın kaynaşanın, yeryüzünde oynaşanın, elek satan kör paşanın cümle alemin gözüne. Bismillah. Amanın amanın amanın! Ne oldu Şükrü Hanım? Ay yandın değil mi? Kız ne yanması? Görmüyor musun nasıl nazar varmış evinizde? Gördün mü Sunum? Ay ya ne yapma Allah aşkına. Yavrum öyle deme. Ay ben bir ferahladım ki. Oh! Hafiflersin tabii. Kuş gibi olursun. Anne sen de Şükran teyzeye uyuyorsun ya. Seni evlenince göreceğim ben. Ne alakası var? Kaynanana susturma büyüsü yaptıralım diye kapıma geldiğin zaman bugünleri hatırlatırım sana. Hem ben kutlu bir kadınım. Vallahi ahıma alma, hiç iyi olmaz. Aman Allah korusun. Genç bunlar, daha genç. İyi tamam hadi, bitti mi? Heh. Yok, daha bitmedi. Hissediyorum. Bu evde çok nazar var, çok. Ay nasıl yani? Yine mi yapacağız bunu? Ha, bak bu kurşunu 3 kere dökeceğiz. Sonra da üzerlik otu yakacağız içeride. Anam tamam, ne yapılması gerekiyorsa yap hadi. Bitsin çıksın gitsin şu nazar evimizden. Ne kadar zavallı görünüyorum değil mi? Hayır baba. Olur mu öyle şey? Asıl zavallı olan o. Ben ona aşık oldum oğlum. Ona güvendim. Al işte. Güvenmenin bedeli. Dünyanın en zavallı adamı. Sen zavallı değilsin. Sen sadece iyi kalplisin baba. Sadece iyi kalpli. İyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler oğlum. Ama yok. O eski iyi niyetli Celal yok artık. Öldü. Baba, sakin olur musun? Artık sakin olmak yok oğlum. Saf olmak yok. Ben ne yapacağım çok iyi biliyorum. Baba dur. Nereye gidiyorsun?
Deniz. Siz elinde kavga etmişsiniz. Sen elini itmişsin galiba, öyle mi? Evet, çünkü bana saldırdı. Bak Denizciğim, şu aralar hepimizin sinirleri harap oldu ama bu süreci birbirimize anlayışlı davranarak geçirmek zorundayız. Anlayışlı davranmak. Bana yaşattıklarınızdan sonra benden nasıl anlayış bekliyorsunuz? Deniz, bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Pelin senin kardeşin. Pelin benim kardeşim falan değil. Nasıl bu kadar basit söylüyorsunuz bunu ya? Siz yapmadığınızı bırakmayacaksınız. Biz de kalkıp hiçbir şey olmamış gibi sarılacağız yani, öyle mi? Bak, bunun kolay kabul edilecek bir şey olmadığını biliyorum ama kader bizi... Kader mi? Bunun adı kader falan değil. Yalancılık. Hayatımızı mahvettiniz. Yazıklar olsun size. Ne yapıyorsun sen be? Bıraksana kıyafetlerimi! Ne gülüyorsun? Ay canım benim. Haline acıyorum senin. Sen kendini ne zannediyorsun ha? Celal artık bu evde seni barındırır mı zannediyorsun? Bana bak, sen çok oldun ama. Bana bak. Bana Berna derler güzelim. Evimi sana bırakacağımı mı sandın ha? Anne, ne oluyor burada? Celal. Beni bırakmayacağını biliyorum. Ya sen ne yüzsüz bir kadınsın. Topla eşyalarını, hemen çık evimizden. Celal, gel odamıza gidelim bak. Yalnızca 2 dakika, sana her şeyi anlatacağım. Celal, dinleme şu yılanı. Celal bak, yine sana yalan söyleyecek. Yapma Allah aşkına. Ya sen kessene sesini. Kocamla girmesene aramıza. Mert oğlum, bir şey söylesene babana. Baba, susmasana, sen de bir şeyler söyle. Bu kadının yalanlarına inanmayacaksın değil mi bir daha? Teh, yeter! Susun. Ben ne yapacağıma karar verdim. Ya Banucuğum ya, canım ben hazırlanayım, yemeği dışarıda yiyelim. Ha? Tamam hayatım. Thank you.
güzel kokuyormuş. Kokar tabii yavrum. Tanerelerden geliyor bu. Kokla. Şimdi siz şöyle az çekilin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. 60, 70 çıkmış, gitmiş. Atla kızın üstünde. Atlasana yavrum. 2-3 kere atla. Anlıyorsunuz beni değil mi? Aldığım bu kararı sizin onaylamanız benim için çok önemli. Ben bu kararına saygı duyuyorum anneciğim. Babamın bu ihaneti, üstüne üstlük bunca yıl bu gerçekleri bizden saklaması yenir yutulur değil. Ne desen ne yapsan haklısın. Bence de anneciğim. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Her zaman arkandayız anneciğim. Peki babamın bu kararından haberi var mı? Daha bir şey söylemedim. Sadece avukatımla konuştum ama o da herhalde biliyordur böyle olacağını. Ve eminim umursamayacaktır. Artık gider kızıyla o Meryem denen kadının evinde yaşar. Kendi etti, kendi buldu. Herkes layık olduğu yerde yaşasın bundan sonra. Tek bir endişem var. O da Efe'nin bu duruma nasıl alışacağı. Ben de hep onu düşünüyorum anneciğim. Yani bu durumu kabullenmek en çok Efe için zor olacak. Demin bile nasıl kaçtı odasına. Bu süreçte ikiniz de Efe'ye göz kulak olun. Onunla bol bol vakit geçirin. O da bir şekilde alışacaktır bu duruma. Elbette anneciğim. Sen merak etme. Zaten. Ay olduğu gibi ne demek ya? Hepsi çıksın gitsin evimizden. Devam edeceğiz, oturmak yok. Anne olmuştur tamam. Yok yok, daha olmadı. Bismillah. Anne, aman dikkat anne ya. Kız evi yakacaksın. Çık dışarı. Aman anne ya. Anam yanıyor vallahi yanıyor kız bu. Ay anne şey inatsın ya. Kaç dışarı! Ya bağırtı mı çekil! Celal! Sus Diloş. Ben bütün hayatımı senin ayaklarının altına serdim. Hatta oğlumu bile görmezden geldim. Ama ya sen? Sen ne yaptın? Bunca zaman beni kandırdın. Ben seni gerçekten sevdim. Hala yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yapma. Sen nasıl birisin? Bak. Bak beni ne hale getirdin. Allah kahretsin sen. Ben seni gerçekten sevdim. Evet, geçmişte çok hata yaptım. Ama hepsi geride kaldı. Celal, sen beni değiştirdin. Deniz. Deniz kızım bak. Bana bir daha asla kızım demeyin.
Sen kabul etsen de etmesen de benim kızımsın. Hayır. Siz benim sadece hocamsınız. Dünya yerinden oynasa bile size baba demeyeceğim. Siz de bana kızım demeyin. Affettin beni değil mi? Gözümün içine bak ve beni sevmediğini söyle. Hadi. Bak. Diyemiyorsun işte. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Biz birbirimizden vazgeçemeyiz. Ben artık sana güvenemem. Eşyalarını topla ve bu evden git. Artık bu evde sana yer yok. Tamam baba. Hepsi geçti. Geçti. Oğlum. Benim canım oğlum. Kısacası bundan sonra biz bizeyiz. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Olur tabii, annelerin bir tanesi. Sen yeter ki üzülme. Birlikte daha ne günler geçireceğiz anneciğim. Merak etme sen. Böyle de çok mutlu olacağız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz anneciğim. Sen de iyi ki varsın. Ya birazcık alakasız olacak ama benim karnım çok acıktı. Hadi mutfağa gidelim. Tamam.